Dördüncü bölümden herkese merhabalar. Efendim, Hearts of Iron 4, Battle for the Bosporus ek paketiyle başlatmış olduğumuz Türkiye maceramızda Mareşal Mustafa Kemal Atatürk yönetimde, ilk mareşalimizin yönetiminde devletimizin kalkınması devam ediyor. Sanayileşme açısından altyapı hazırlıklarını gerçekleştiriyoruz. Bir yandan da politik hamlelerimiz var. Danışmanları atama, İşte partiyal mobilization'a geçmek ki bu etkileri göreceksiniz ilerleyen dönemde. Şimdi tabii paranın değerinin düşmesi söz konusu. O maalesef işte şu %7'lik bir mesela indirimimiz var. Normal şartlarda devletçilikten gelen onu 2 puan azaltacak, 5'e indirecek. Ve politik puan kaybımız olacak, istikrar kaybımız olacak derken kayıpları biraz kötü ama bunu her seferinde ötelemek için 75 puan harcamak da epey yorabiliyor aslında. O puanları bu kez harcamak istemiyorum. Normalde kendi başıma oynadığımda harcıyorum da. Bu şekilde deneyeceğim. Bakalım bizlere sonuçları nasıl olacak dedim. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Atatürk gidene kadar aslında istikrar da basmak istiyorum bir yandan. Ki 30 istikrarı var kendisinin. Gittiğinde 15'e düşecek. 15 puan inecek burası yani. Savaş açmaya kalksan 30 oluyor. O yüzden biraz istikrarımızı arttırmamız lazım. Henüz dışarıdan desteklere başlamadım. Devletlerle ilişki geliştireceğiz. Ondan sonra o puanları harcayacağım. Sovyetlerle ilk başta başlayacağım. Tarihsel zaten öyle gitmiş. Çoğu zaman askeri fabrika veriyor kendisi. Ama sivil fabrika da veriyor. İlaç gibi geliyor bu arada o da. Ha, ben komutanların şu puanlarını harcayayım artık. Onlar kaldı öyle. Şimdi başka ne? Aa, bir dakika. Acaba ikinci seviyelere başlasam mı? Yani 1940 geldiğinde. Yepyeni uçaklarla. Buralar bitti zaten. Bunlar bekleyecek. Burası zaten şu tankı alıyoruz zaten. Medium tanka geçeceğim ben. Belki light tank 2'yi de alırım da. Bu tarafta yok. Uçakları bir birinci seviyelere çıkartalım. Sayın hocam. Tactical Bomber'da da zaten böyle bir önemimiz olacak. Bunu Tactical Bomber'a gelene kadar. Ya neyse, bir ilk onu geliştireyim de sonra Fighter'ı geliştireyim. Fark etmiyor da. Sizi madem açtık. Şöyle bir Interwar Bomber aktif olsun, sonra üretimini başlatırız. Güzel. Artık Diyarbakır'daki yolların da tamamlanmasıyla efendim sivil fabrika kurmaya başlayacağız. Gayet de güzel bir sonuç bizler için. 300 günlük infantry ekipman tamamlanıyormuş. Güzel. Light tank'ın üretimini başlatmadım mı ben? Seçmemiş miyim onu? Buraya bir tane light tank ekleyelim. Şurada uçaktan önce üretilmeye başlansın o. Devam. Çok kullanabileceğimiz seçeneğimiz yok aslına bakarsanız. Yunanistan Savaşı olsun, Yugoslavya Savaşı olsun. Bulgarya'ya giremiyorsun çünkü 1939'da giriyor o Aksis'e. Odak ağacından dolayı. Belki orada bir düzenleme gelebilir. 1941'de giriyor normalde bu arkadaş. Çok erken dönemde Aksis'e katıldığı için gereksiz bir savaşla karşı karşıya kalmamak adına oraya çaba göstermeyeceğiz o yüzden. Keza Romanya'nın Yunanistan ve Yugoslavya'yı koruması söz konusu. Bu tarafta genişlemeye kalktığınızda size ciddi bir problem çıkartıyor. Burada çünkü nehir var ve nehri geçmek epey zor. Hele ki bu dönemler denizci birimleri yapmaya kalksanız çok büyük maliyetleri var. Epey yoruyor. Yugoslavya'yı alıp Romanya'ya dönmeye kalksanız çok uzun zaman sürüyor ve Romanya'da Aksis'e giriyor o dönemler. Bu sefer yine bu tarafta karşı karşıyasınız. O yüzden Romanya 1940'ın Mart'ında bir odak ağacını başlatacak. Hatta size de şuradan hemen göstereyim. Şu. Bununla birlikte garantileri çekmeye başlayacak Yugoslavya'da, Yunanistan'da. Ve o zaman biz savaş hakkımızı oluşturmuş olacağız. İşte Mayıs 1940'a kadar tahmini. Bunları hep planladık. Şimdi yöneticilerimizin, generallerimizin özelliklerine bir katkıda bulunalım. Puanımız varken hazır. O gene %100 olacak, merak etmeyin. Birikecek o savaşa kadar zaten. Başka da yok herhalde. Ha. Tarafta var. Tamamdır. Gözümüzden kaçmasın da bir kişi daha. Evet, var.
Infantry Expert. Güzel. Puanlarımızı harcadık. Tamamdır. Şimdi başka ne diyelim sizlere? 75 puanımız var. İstikrar yine basalım. 2,5 artacak. Paranın değeri gidecek maalesef. O dönemin şartlarında devletçilik politikası ekonomik anlamda gerçekten çok iyi işleyen bir politika. Zaten geçmişten gelen bir politika ama 1800'lerin sonlarından itibaren liberal politikaların artması söz konusu. Dünya ekonomisine açılma çabaları var devletlerin, şirketlerin. Ve 1950'lerden sonra özellikle artık iyice liberal politikalar dünyada hakim bir duruma geldi. Türkiye'de aslında 1950'lerde ilk atılımlarını yapmıştı. Sonradan 60'lardan sonra tekrar devletçi politikalar başlıyor. Sonra yine askeriyenin çekilmesinin ardından ufak bir atılım denemesi olsa da yine 80'de başlıyor devletçilik. Sonra yine bir karma ekonomi deneme çabası. Sonra yine maalesef ülke bir gidiyor bir geliyor bir gidiyor bir geliyor. Şu anda da aslında benzer bir tablo var. Dış destek çok fazla sermaye olmadığından daha çok izlenen politika devletçi bir politika gibi gidiyor. Bu da çok ciddi bir problem. Günümüz ekonomik şartlarında bir Çin değilseniz işiniz epey zor oluyor açıkçası. Ama Türkiye tabii mevcut şartlarda o dönemin şartları için henüz hazır olmayan bir politikaya geçmek istememiş. Elindeki imkanları kullanarak kendi kalkınmaya çalışmış ki şu anda da zaten bunlarla ne kadar faydalı işler yapabildiğimizi görüyorsunuz. Gerçi burada biraz daha dış desteklerle yürüyeceğiz de. Dönemde de öyle olmuş. Ya Türkiye genelde zaten dış desteklerle çok ciddi kazanımlar elde etmiş bir ülke. Şu an bile biz Avrupa Birliği'ne üye olmasak bile Avrupa Birliği'nin müthiş yatırımları var Türkiye'ye. Her alanda. Bu kesinlikle göz ardı edilemeyecek bir şey. Ben bu tarafa geçsem mi acaba? Research Speed. Kimden? Bir tane de senden açmam lazım yalnız. İlk doktriner hep ucuz oluyor. İndirim de oluyor. Ucuz diyorum ya. Maliyeti indirimli oluyor. Battlefield Support. Ben daha çok Battlefield Support'u tercih ediyorum. Odak ağacında. Uçakların. Size alalım. Hazır bulunsun. Şimdi Bomber'da da aynısını yaptım çünkü. Buraya hızımızı alamayıp bir an geçersek kaçırırız o indirimi sonra. İlk doktrinin çünkü dediğim gibi daha az maliyeti var. Onu o yüzden öyle çözmemiz lazım. Askeri doktrin için de bir tane açacağım. Onda da aynı durum var. Motorizeler için bir sürü indirim alabiliyoruz. Onu beklemesi gerekiyor. Bunun ikinci seviyesi için hazırlıklarımızı başlatalım mı? Veya doktrin açalım mı? Ama ona da var ya hızımızı. Hızımız da oraya var. Böyle bakıyorum. Reinforce rate. Seni alayım olmazsa. Reinforce rate. Bunu açacağım mesela. Öyle ya da böyle açacağım. Hadi şimdi alalım onu. Daha erken alalım. Kısa vadede indirim bir şey kazanabileceğimiz bir etki o. Diğerlerine baktığımda herhangi bir sanayiye vesaireye bir şeye getirisi olmadığından ileride de tamamlasam olur. Sıkıntı değil yani. Şimdi 54 oldu istikrarımız. Atatürk'ün durumu şimdi artık yavaş yavaş Atatürk'ün sağlık durumu kötüleşiyor. Etatizmden dolayı da bir gidiş var. Biz nereden alıyorduk puanı? Ekstra istikrarı. Tamam, devrimcilik. Aynen. Buradan alalım. İstikrarımızı biraz kaldıralım, yükseltelim. Başka bu tarafta şu puanı vereceğiz değil mi? Diyarbakır'a proje eklenecek. 180 gün olur. Olur. Yavaştan başlasın artık. Mersin için daha var. Onun 3. seviyesine geçmemiz lazım. Construction'ı da açmadık ki 3. seviyesine geçelim. Başka bu tarafta Atatürk'ü emekli edeceğiz. Birazdan. Artık. Maalesef sağlık durumu her geçen zaman kötüye gidiyor. Onu kaybedersek bizim için çok büyük bir problem olacak. Her yönden. O yüzden
ülkenin başında kalması daha da faydalı olur diye düşünüyorum. Şu istikrar biraz toparlansın. Bundan sonra yanlış seçmedim değil mi ya? Bu istikrar haftalık 1 puan artıyordu değil mi? Umarım artıyorsundur ha. 55'te görüyorum seni bir saattir. aferin. Buradan da devam et. Bir 10 istikrar kaybedeceğiz zaten. Atatürk'ün... Ha bak burada zaten özellikleri de yazıyor. Bir dakika şey bakayım. Ha bak şeyde yok zaten indirim değil mi? Doğru. Evet. Fevzi Çakmak'ın kendisinde mi vardı indirim? Vardı galiba. Mareşal özelliklerinden dolayı. Son güne kadar bekleyeceğiz abi. Bunu kaçırmayalım. O anı o şekilde harcayalım. Çünkü Atatürk başta kaldığı sürece istikrarımız yüksek ve puan kazanımımız fazla. Atatürk'ü görevden aldığımızda o zaman işte kayıplar başlıyor. Şimdi bu taraftan devam edeceğiz. 120 politik puan geliyor. Çok çok güzel bir puan hem de. Devam. Şurayı da kaçırmayalım. Aman diyorum aman. Terminal'da gidiyordu diye hatırlıyorum. Atatürk'ün sağlık durumu iyice artık. Yani event geliyor ve tetikliyor. O yüzden daha fazla sağlık durumu kötüleşmeden kendisini emekli etmek yararlı olacaktır. 65 istikrarımız var. Politik puanlarımız da güzel. Son 14 gün. Evet. Ülkemize gerçekleştirdiği büyük hizmetlerden dolayı kendisine bir kez daha teşekkür ederiz. Sağlığını bu konuda bakın stres insan sağlığı için en tehlikeli ne diyelim şeylerden biri. Hayvanlar için bile böyle. Hayvanlarda bile, köpeklerde bile stres saçma sapan hareketler yapmasına neden oluyor. İnsanda da böyle. İnsandaki stres daha belki de ağır sonuçlara neden olabiliyor her anlamda. Özellikle yani düşünün midenize bile etkisi var. Çok enteresan. İşte orada asidin oluşmasına vesaire bir sürü problem. Hani beyni falan geçtim artık, kalbi falan geçtim. Mideye bile hasar veren çok enteresan bir rahatsızlık. Ve Atatürk yaşadığı dönemde ülkenin tabii ki tablosunu biliyor. Arkadaşları da biliyor, kendisi de biliyor ama bütün sorumluluğu üzerine almış ve mücadele etmiş. Büyük bir kahraman. Ve o maalesef sağlık durumunu bu sebeplerden dolayı kaybetti. Ve artık kendisini görevden alacağız çünkü daha da kötüye gitmemesi için sağlık durumu. Şimdi neyi teknoloji olarak seçeceğim ben? Aklıma gelmiyor ki seçeceğim teknolojide. Doktrin seçeyim. Grand Battle Plan. Bizim ekstra Battle Plan katkılarımız da var. O yüzden oradan devam edeceğiz. Son 6 gün. Fevzi Çakmak son mareşal artık yönetimi dev alıyor. Hayırlı olsun. Fevzi Çakmak'ın artık bu taraftaki etkisi kaldırıldı. Atatürk buraya geçti ve çok ciddi bir katkısı var yine ülkemize. Hadi bakalım bundan sonra neler yapacağız. Bak burada indirimimiz yok işte. Bu taraftaki indirimler devam ediyor. Onu kullanacağız. Burada zaten indirim yoktu. Yani danışman açısından indirimler var. Sıkıntı yok. 42 yeni istikrarımız. Şimdi istikrar çok basmamız gerekecek elden geldiğince. Çünkü savaş açtığımızda da bir kaybımız var ya, o bizi perişan ediyor. Şimdi başka ne diyelim? Buradaki puanlar tamam. Kazanımımız 1.10. Size bir improvisation yapalım. Ya bize bir sivil fabrika kurar mısınız acaba? Çünkü bu ilişki geliştirmenin faydalı olduğunu düşünüyorum. Daha fazla yardım edebilme şansı sunuyor. İşte yol yapacağını atıyorum fabrika kuruyor. Bu da benim işime gelir. O yüzden bir deneyelim bakalım. Biraz ilişki kasalım. Zaten Sovyetlerle, hatta başlangıçta Sovyetlere gidebiliriz abi. Madem burayı açtım. Burada 75'lik bir ilişki problemi vardı. Şurada işte. Onu aradan çıkartırız en azından. Bir de burada saldırmazlık paktımız da var ya. İkisi de mis gibi gider.
İlişki de geliyor oradan zaten. Anca toparlarız 75'i 100'ü. Koruruz diye düşünüyorum. Olmazsa bile hafif yükseltme yaparım yine. Ama öncesinde bir fabrika kurmasını isteyeceğiz Sovyetlerin. Şuradan yardım isteyelim. 75 puan gelsin. Gel 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 kardeşim gel. Gel. Sovyet. Fabrika kur. Canımı sıkma benim. Fabrika kur yoksa sana savaş açarım. Canını çok fena yakarım. Hemen buradan devam edelim. Sovyet'ten daha hızlı yardım alıyoruz zaten. Bu tip durumlarda. Şimdi Cumhuriyetçiliği yine ilan edelim, konuşalım, anlatalım insanlara. Bilgisi olsun, insanlar bilsin, anlasın Cumhuriyet'in önemini. Ki kalkıp da böyle saçma sapan isyanlara girişmesinler. Kardeşim sana yetki vermişim ülkeyi yönet diye. Senin canın sıkılıyor. Bu nasıl iş ya? Şimdi 0.7. Bu tabi Sovyet'le yaptığımız ilişkiden dolayı epey bir zarar gördü. Bir de devletçilik politikamızdan dolayı bakın etkiler devreye girdiğinden kayıplarımız var. Toparlanır. Sıkıntı değil onlar. Kafanıza takmayın. Buralara basmayacağım şimdilik. Zaten kazanamıyorum yani. Bunu 15 yükseltsen de istediğin katkıları alamıyorsun. O yüzden hiç zorlamayacağız o tarafı. Nasyonalizm bize manpower veriyor. 250 politik güç verecek aynı zamanda. Halkçılığa mı bakıyorum şu anda? Kafa karıştı ya, milliyetçi. Yok ya. Halkçılıktan devam edebilir miyiz aslında ya? 50 puana 60 gün devam edecek bu. Yani alınabilir aslında. Sovyetlerin yanıtından merak ediyorum. Bu yanıtları da bir süre sonra geç vermeye başlıyorlar ha. Ya kardeşim Türkiye sende 2'de 1 yardım vardı mı istiyorsun? Bir iki sene sonra yanıt geliyor böyle. Tamam diyor, yol yaptım. Dalga geçer gibi. Sovyetlerle saldırmazlık paktımız tamam. Hadi bir de bir fabrika kursan bize, şöyle bir sivil fabrika kurarsan. Ya şimdi yol yapmasından da askeri fabrikada kursun aslında. Ya fabrika kur da. Yol yapma gözünü seveyim ya. Yola doyduk artık ülke olarak. Gözünü seveyim doyduk ya. Şimdi sırada ne var? Bakıyorum şöyle bir. 247 gün demiş sana. Peki senden başlasam mı acaba? Bu yatırımı da hemen başlatıp hızlı bir şekilde Almanlardan destek alsan. Bence çok verimli olur ya. 247 gün. 39'da başlayacak bu. Bunun yerine araya bir şey sıkıştırsam mı? Construction speed. Mart ayındayız. Anca tamamlanmış olacak. Neyse kalsın ya, bu şimdilik seçmeyelim onu. Ne yapalım? Buradan reinforce rate'im alalım. Gel bakalım hadi sen. Orada daha fazla ilerlemeyebilirim. Belki ileride radar alırım da kısa vadede. Pek bir planım yok orayla ilgili. Şimdi 3. danışman hakkımız var. Oraya işte halde edip onu seçeceğiz. Ama istikrarımız çok düşük. İstikrarımızı biraz canlandırmamız lazım. 75 puan yine harcamak zorundayım. Bayağı bir düşük. Devletçiliği de kaldırmak istemiyorum şu anda. Politik olarak. Hadi bakalım Sovyetler. Şöyle bir fabrika hadi. Gözünü seveyim bak. Sakın bana kazık atma. Sakın bak. Senden 2-3 tane fabrika bekliyorum ha. Yeri geldi mi yapıyor böyle. 3 tane fabrika. Canı istedi mi? Çakal. İlişki kastım. Daha ne yapayım? 100. Bak cevap da vermiyor. Terbiyesiz. Stalin bana diyor ki ya benden yardım istemiş olabilirsiniz ama bana bir bilgi gelmedi. Sen bizi mi yiyorsun kardeşim? Bu bilgiyi nereden hissettin o zaman da bana söylüyorsun yardım istemiş olabiliriz diye. Terbiyesizlik yapma şimdi burada. Derhal istediğimizi ver. Birleşik Krallığa da biraz gidelim. Nasılsın, iyi misin diyelim. Biraz ilişki kasalım ondan sonra. Onunla da kardeşim bu işi hallederiz. Birleşik Krallık'tan şurayı isteme durumu var ama buranın verilmesi için oranın biraz tehditli olması gerekiyor galiba. Ben öyle gözlemledim önceki kaydımda. O yüzden bunu çok geç başlatacağız ya. İtalya ilerlemeye başladığında falan yaparım herhalde. Müttefiklere katıldığım anda bile bunu başlattığımda alamamıştım ama ne zaman İtalyanlar orada ilerledi hemen toprağa verdi bana. Savaşsız. Sayın dostumuz.
Burada ilerleme yok. Şunu artık açalım. İkinci seviyesine anca geçeriz zaten. Ürettirmeye başlayalım. Piyadelerimizde çünkü topçu bulunduracağız. Destek birim olarak. Sovyetler bak ben unuttum sanma. Senden yardım istedik. Oğlum şuraya 2-3 tane fabrika kursana. Yol yapacak herhalde ya. Terbiyesiz. Bizi kandırıyor. Şimdi başlangıçta bu dönemlerde çok fazla sanayimiz de yokken bu yardımlar gerçekten çok verimli oluyor bizim için. Umarım yaparlar. 1-2 fabrika bile olsa yapsınlar abi ne olur. Yol yapmayın da ya da bir şey yapın. Neredesin oğlum sen? Cevap ver artık. Gerçi bu tam anlayamadım ben bunu da. Acaba fabrikayı şu an kurmaya mı çalışıyor? Ne yapıyor? Ondan mı geç yanıt geliyor? Ben bana çok erken yanıt verdiğini de biliyorum. Hemen event'e tıkladığım gibi işte o sonuçlandığında pat diye geliyor sana. Diyor ki kardeşim yaptık. Fabrika 3 tane. Hayırlı olsun. Şimdi bekletiyor ama. Bunlar bitti. Güzel. Bunun için danışman alalım dedik öncesinde. Acelesi yok diye. Buralarda yok. Buralar tamam. Fighter'ı geliştirebiliriz. İkinci seviyesi. Fighter'ı erken dönemde iyi seviyelere çıkarmak faydalı olur. Güçlü, kaliteli uçaklarımızın olması gayet iyi olur. Şeyler tamamlandı değil mi? Yollarımız. Evet. Az önce de görmüştük gerçi. Gayet güzel. 49 tane üretiyor bak Kayseri'de şu an. Afyon'da tamam. 40 tane olmuş. Güzel. İşte bakın şöyle 2, 4, 6, 8 burası olacak 10, 12, 14 tane rahat rahat askeri fabrikamız gelecek. Oğlum bana bunlar niye yanıt vermiyor? Bak ikisi de çakallık yapıyor ha şu an. Niye böyle geç yanıt veriyorsunuz bizi tedirgin ediyorsunuz? O kadar puan harcadık, politik güç harcadık. Gelin şuraya bir yardım edin de. Ayıptır ya. Sayın dost. Heh ne geldi? Oh be. Sovyetler Birliği. 3 tane yapar mı acaba? Kaç tane askeri fabrikamız var? 13 tane. 2 arttı. Evet abi çok güzel. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Askeri fabrikamız geldi. Hadi bakalım. Bir daha yardım isteyelim mi? Bir daha yardım isteyelim mi? Sovyetler. Arka arkaya isteyince bazen yapıyor abi. Bu diyor ki tamam diyor verdim gene diyor. Fabrikayı. Bu arada burası kendi kendine mi böyle kabul etti bizde işbirliğini? Yok. Bir an mavi görünce kabul etti zannettim hükümetle işini. Ya da ha bu karşıt mıydı da düzeldi acaba? O da olabilir. Tamam. Şimdi radyo bitti. Güzel. Sırada ne var? Light tank. Tank 2. Tank 1. Şuraya geçeyim artık ben bence. Tamam. Geldi abi bu. Çünkü oradan da öbür tarafa geçeceğiz. Hemen yatırımlarını halledelim. Alman meselesini çözelim. Sıkıntı olmasın. Ben Sovyetlerden bir daha yüzsüzlük yapıp adam 2 tane fabrika kurdu ama olsun. 75 puanı 2 tane askeri fabrika. Müthiş bir değişim bence. Müthiş. Batılılar çok yanaşmıyor fabrika yapmaya. Askeri fabrika. Ama belli de olmuyor. Hiç belli de olmuyor abi. Ne yapacakları. Şimdi buradan İngilizlere hemen çaba göstermeye başlayalım. Guarantee Independence verecekmiş bize. Evet. Sen şimdi fabrika kurdum dedin. 3 tane fabrika. Bu nereden geldi abi? İngilizler mi yaptı yoksa? Ben yapmadım fabrika. Hemen fabrika... Hayır pardon şeyden geldi ya. Tank fabrikası. Unuttum onu. Aa evet. Fabrikalar kuruluyor. Canım kardeşim. Tactical Bomber. Light Tank. Şimdi Fighter'a biraz daha önem verelim. Artı bir tane daha alsın. Destek. Destek ekipman da alsın bir tane. Sonra şu alsın bir tane daha. Sonra şu ikiye çıksın. Bu dörde çıksın. Güzel devam. Fabrikalarımız fena değil. Kur kardeşim askeri şey sanayileri. Sivil fabrikaları. Şimdi buraya Kaptein
of Industry vereceğim ama çok puan. O yüzden bu kalsın abi. Yenilik. Artinin ikinci seviyesinden önce gel bakalım buralara. Şimdi bölgelerdeki sanayi şey fabrika kilitlerini açarsak biraz da burada yol çalışmalarını yüksek seviyelere çıkardığımız yerlerde bu sanayileri kurarsak daha güzel olur diye düşünüyorum. Doğuda çünkü bize karşı politikalar var, karşı çabalar var, çalışmalar var, agresiflikler var. Bunların hepsi işbirliği mi yapmış bizde? Biraz daha bak, tuhaf. Kavgacı kişiler vardı bak kendi kendilerine işte böyle artık. Ha burada var bir tane. Samsun. Trabzon Kemalist zaten. Gayet güzel. Yani tabi buralarda kurmak sanayi daha hızlı çalışma yapmamızı sağlıyor. Çünkü ekstra burada construction hızı var. Şimdi 106 puanımız olmuş. İngilizler daha birincisine yanıt vermediniz, ikincisini mi isteyelim sizden? Ne diyorsunuz bu konuda? Lütfen ya. Acaba Amerikalılara mı biraz da desek? Nasılsınız, iyi misiniz? Yalandan. Veya danışman mı alsak yine? Bu taraftan almayız ama buradan ya da bu tarafta olabilir. Gelsin bakalım. 1938'deyiz. Şu puanı alırsak anca zaten artacak. Seçilebilir yani. O da seçilebilir. Şimdi agreement geldi. Bakın medium tank teknolojisini almış olduk İngilizlerden. Hemen buradan research time'ı alalım. İndirimimiz gelsin yine ekstra. Gayet güzel. Devam. İngilizler bak oğlum ben unutmam diyorum bak. O yardımı vereceksiniz bana. Yok bunlar fabrika kuruyor harbiden. Ondan uzun sürüyor herhalde. Ama bazen gördüm yani hemen bu iş halloluyordu. Vay be kardeşim ya. Fabrika kurmayı kabul etti o zaman. Artık bunun başka bir açıklaması olamaz. Şuradan devam. Ondan sonra burayı da alalım. Ya istikrarı biraz daha fullleyelim. 29 puanımız var. Army ofansı aldık. Burada başka. Bak şeye sürekli puan arıyorsak işte devletçiliğe gerçekten zor yetiyor. Bu puanları açamıyorsun. Ekstra yardım da alamıyorsun dışarıdan. Yani Sovyetlerden bir kez daha biz yardım diyelim bence. Yüzsüzlük olsun biraz. Yapacak bir şey yok abi. Sivil fabrika yardımı gelse çok memnun olacağım da. Artık idare edeceğiz. İstanbul Kemalist miydi ya? Heh. Orada hızlıca üretim var. Güzel. Aynen öyle. 71 oldu. Şimdi canım kardeşim bunun çok güzel. Bunları hallettik. Tamam. Şimdi sırada ne var? Ben şunlara indirim alayım dedim ama bu sanırım yetişemeyecek. Puan yetmiyor çünkü gördünüz. 150 puan yapayım da geçeyim de. Tüfeği alacağım birazdan. Arkasına. Öbür tarafı da hızlı hızlı geçeriz. Sorun değil. Şimdi ben bu puanı nasıl gideyim buna vereyim? Bu kadar seçmek istediğim insan var burada. Danışmanlar var. Gerçi savaş sırasında da alınabilir bunlar. Birazdan da sanayi desteğimiz var. Almak istediğimiz. Sovyetler bize bir yine fabrika. Bu İngilizlerden bize fayda yok ya. Acaba sivil fabrika mı kuruyor şu an? Bak ümit ediyorum şöyle bir bakıyorum da. Hah. Askeri fabrika geldi. Hadi oğlum 3 tane. Aslanım benim 2 tane o da olur be. Güzel, aferin. İşte böyle akıllı olun, yola gelin. Bana fabrika kuracaksınız. İşiniz ne sizin? Çalışacaksınız Türkiye için. Şimdi burada da Amerika'dan bir alımımız var. Şurada bir askeri fabrikamız var. Aynen devam kardeşim. Buradan sonra full sivil fabrika devam. Adamlar yatırım yapıyor zaten güzel güzel. Daha ne yapsınlar? İzmir'e yapalım bir sürü fabrika. Çok daha güzel. Halide Edip, onu alacaktık ya doğru. Ben böyle puan falan diyorum da asker almam lazım benim biraz daha. Öyle hatta antrenmanlara başlayacağız. 21 tane aynen seçtiriyor zaten. Güzel. Kaynak sorunumuz var mı? Yok. Güzel. O da güzel. Şimdi puan biriktirelim. Halide Edip danışman olarak gelsin ülkeye. Yavaş yavaş insan gücü toplayalım. 2 yıl.
Anca zaten. Bir yıl kalıyor hatta. 38-39'a geldik. Anca o askerler eğitilir. Ondan sonra kardeşim sağa inerler, mücadeleye başlarlar. Saldırı için 39'un Eylül ayındaydı değil mi? Canlandırma bakayım. Evet. Bulgarlar herhalde %50 tansiyona çıkartıyordu. Çok güzel. Sovyetler biraz daha askeri fabrika yapıyor. Hadi 3 olsun oğlum. Bir tane yaptı, o da olsun. Önemli değil. Önemli değil. Affediyoruz. Bir tane yaptın, affediyoruz. Ama hemen yanıt verdi bak bu sefer çakallar. Gördünüz mü? 2 günde yaptı bu sefer fabrikayı. Adamlar hızlandı tabii. Şimdi İngilizlerden bir kez daha yardım isteyelim mi? Ama yok. Önce Halide Edip dedik değil mi? Gelsin abi. Gaza geldim bir an. Böyle arka arkaya fabrikalar kurulunca bölüm ne olsun? Bölümün de yavaş yavaş sonuna gelelim. Neymiş bu? Ha, fighter değil mi? Gel bakayım fighter. Biraz dışarıdan aslında kaynak da almamız lazım. Çünkü üretimler berbat şu anda. Sovyetlerden alalım. Hadi bu kadar fabrika kurdu ya. İyi ilişkiler kurdu bizde. Bu bir strateji. Biz de hemen ondan kaynak alıyoruz ki ödeşmek için. Efendim. Güzel. Lastik de alabilirmişiz. Şimdi bu taraftan yine devam. Aa, construction speed yok. Buradan devam edeceğiz. Yavaş yavaş çünkü Alman tarafına geçmem lazım. O projeyi başlatmak 120 gün sürüyor. Şurası. Aynen öyle. Anca teknoloji bitecek de ondan sonra basacaksın da. O iş öyle zor oluyor o yüzden. Evet. Şimdi şuradan 3 tane sivil fabrikamızı alacağız. Petrolümüzü alacağız. Teknolojimiz devam ediyor. Bu tarafa geçebiliriz. Geldiği gibi bu sanayi teknolojilerine basacaksın abi. Hiç affetmeyeceksin. Askeri de olur. Tüfek de olur. Affetmeyeceksin iki. Ondan sonra efendim. Birimlerin gelişimi için önemli. Başlangıçta zaten destek ekipmanmış. Artıymış. Ekleyemeyeceğiz çünkü Army Experience yok. Onları sonra ekleriz. 127 idi değil mi puanı? Evet. Şimdi 127 puana istikrarımız düşecek. Onu istikrardan dolayı seçememiştik zaten. Şimdi istikrarımız fena değil ama biraz daha istikrar basmam gerekiyor. 66 yeterli değil çünkü şöyle bir 80'lere çıkması lazım. İstikrar seviyemizin. Event'te şey diyor zaten şunun devamın, yani bu event'te bu çakalların diyor ne ihtiyacımız var diyor, sanayisine diyor, biz diyor istikrarımızı arttıralım politik falan, ama yok, versinler bize fabrikaları. Biz öyle bir fakir ama gururlu genci oynayacak durumda değiliz. Biz burada devlet yönetiyoruz. Efendim, halkımıza karşı bir sorumluluğumuz var elbette. İnsan gücü azaldıkça, şu an yetersiz ya, bakın burada sayı yok. Bu vatandaşlar isyan sonucunda birkaç kişi şey ettiğinde başlıyor, ondan sonra bunların rezistans yeteneğinin artmasına. Maalesef. Oyun bunları söylüyor bize, uyarı anlamında. Efendim, bir bölümün daha sonuna gelirken Amerika Birleşik Devletleri'nden yine fabrika yardımı alacağız. Ve sonrasında ne yapacağız? Sonrasında bir yardım daha belki Sovyetlerden isteyebiliriz. Yetmez kardeşim, Sovyetler yapacak yani yardımı, o onun zorunluluğu. Kusura bakmasın. Şimdi iki fabrika buradan geliyor. Ver hemen bunu da bize. Devam. Trabzon'a ekledi. 3 tane fabrika. Çok güzel. Bak bunu mesela normalde rastgele eklerdi. Şimdi Trabzon'a ekledi. Güzel. Gayet güzel. Bedava sivil fabrika. Hayırlı işler. Şimdi efendim. Yine güzel bir bölüm oldu aslında bakılırsa. Yani gelişim anlamında. Şu an ülkeyi inşa ediyoruz. Yeniden kuruyoruz ülkeyi. Sanayileştiriyoruz. Bu keyiflidir. Modern dünya, mesela modern modları var ya oyunların. Ben Hearts of Iron 4'te kullanmıyorum genelde mod. Çünkü modern zamanlarda biraz daha olaylar farklı gelişiyor. Ve sanayi ve ekonomi geliştirme anlamında derinleştirilmiş oyunlar daha keyifli olur diye düşünüyorum. Burada da mesela biraz onu sergiliyoruz aslında. Türkiye'ye özel bir çalışma yapılmış ve gerçekten de güzel sanayileşme çabamız oluyor. Ben beğendim. Ek paketi tekrar söylüyorum.
Daha da geliştirilir, düzeltilir. Kaldığımız yerden devam ederiz. Hoşça kalın.